gayrimenkul sektöründe bir ilk yaşanıyor. Artık gayrimenkul sertifikasıyla tanışıyoruz. Ev alacak paranız olmayabilir ama pay pay o gayrimenkul projesine, o konut projesine siz de katılabilirsiniz. Çok ufak bütçelerle katılabilirsiniz. Nedir detayları? Bunu konuşacağız. Konuğumuz Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Aslında birçok insanın beklediği bir gelişme olabilir bu. Evet. Çünkü hani borca girmeden, hani ev sahibi olmak için henüz daha yeterli birikimi olmayan insanlar için, küçük yatırımcı için bir şans. Böyle değerlendirebilir miyiz? Yanlış mı olur? Çok doğru bir değerlendirme yaptınız. Aslında gayrimenkul sertifikası sektöre bir yeni bir yatırım aracı olarak çıktı. Bununla beraber yeni bir finansman enstrümanı aslına bakarsanız. İki taraflı değerlendirecek olursak. Burada özellikle ülkemizde, İstanbul'da, büyük şehirlerde son dönemlerde artan arsa maliyetleri, inşaat maliyetleri, insanların konfor beklentilerinin yükselmesinden dolayı konutların satış fiyatlarına ciddi manada bir artış oldu. Doğru. Bu artıştan dolayı toplumun aslında o meşhur gelir piramidi dediğimiz, yani en üst gelir grubu ve belki orta üst gelir grubu dediğimiz A grubu ve B plus grubunun haricinde şu anda sektörde yatırım yapma imkanı fazla kalmadı. Ev almak çok kolay. Tabii kolay değil. Hem ciddi bir bütçe ayırmak gerekiyor veya ciddi bir anda bir borçlanmak gerekiyor. İnsanlar bu konuda imtina ediyorlar. Dolayısıyla hani burada baktığımız zaman gayrimenkul sertifikası bu gelir piramidindeki alt gelir, dar gelir, orta gelir, bütün gelir gruplarını gayrimenkul sektörüne yatırım yapmasına imkan sanıyor. Tanıyor. Biraz açmak gerekirse ben fayda görüyorum bu konuyu açmakta. Bugünkü şartlar altında gayrimenkul sektöründe bir projeye yatırım yapmanızın asgari şartı o projeden bir tane bağımsız bölüm alacaksınız. Bu daire olabilir, konut olabilir. Doğru. Dolayısıyla orada ciddi bütçe gerekiyor. Yani o projedeki almış olduğunuz bağımsız bölüm ücreti neyse. Bugün baktığımız zaman İstanbul'da birçok yani merkezden çıkalım, biraz daha kenara doğru gelsek de metrekareler 5.000-5.500 civarına kadar çıkmış durumda. 300-400 bin altında ev yok. Belki 300-400 bin alacak olduğunuz daire 1+0'lar veya hatta 1+1'ler olabiliyor. O zaman ne olacak? Bu gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar burada minimum şartlarda belki buyurduğunuz gibi 400-500 bin lira gibi bir rakamla beraber girebilecekler. Ki orta rakamlar 800 bin lira, 1 milyon lira civarında. Böyle bir esnafsa bu vatandaş ciddi bir sermaye bağlamış oluyor. Yok kredi çekerek kullanacaksa da hem kredi maliyetine giriyor hem de önünü göremeyen bir süreçte ciddi bir borçlamanın altına girmiş oluyor. Bu ne yapıyor? Bu şu andaki sektörde aslına bakarsanız bizim geliştirici olaraktan ürettiğimiz konutlar hep fiyat olaraktan A grubu ve B grubuna yönelik konutlar. Yani aslına bakarsanız sektördeki bugün sorun bu. İstanbul'un ciddi bir konut açığı var. Ama yatırım açısından baktığımız vakit alt gelir grubu ve orta gelir grubundaki çalışanların da gayrimenkul sektörüne yatırım yapmalarının önünü açmak gerekiyordu. Bu anlamda sermaye piyasası kanununda yapılan değişiklikler, düzenlemeler beraber, gayrimenkul sertifikasıyla beraber bu işin önü açılmış oldu. Hı. Yani nedir? Örnekler verecek olursak bugün hatta somutlaştırmamızla fayda görüyorum ben. Bugün çünkü biz Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikasını TOKİ ile beraber ihraç eden bir şirketiz. Bu anlamda buradaki rakamlara bakacak olursak bizim bir pay tutarımız 42,5 lira. Bir pay derken? Ya bir pay derken onu ifade edeyim. Bizim projemizde toplam satılabilir alanın %28,6'sını ki bu 33.700 metrekare yapıyor. Hı hı. Bu kısmını ilk etapta halka arz açıyoruz. Diğer kısmını da satış ofisinde normal bildiğimiz konvansiyonel klasik anlamda satmaya devam ediyoruz. Bu halka açmış olduğumuz 33.000 metrekareyi 3.300.000 paya. 3 milyon paya böldük. Yani 33 metrekareyi 3.300'e böldük. Ve her düşen payda 42.5 TL'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla burada ben bu projeye en baştan ortak olmak istiyorum diyen bir yatırımcının ayıracak olduğu minimum bütçe 42.5 TL. Yani bugün bir üniversite talebesi dahi ben aynı harçlıklarıyla beraber 100 lira, 200 lira, 300 lira beraber inandığı proje varsa, o projenin geleceğine inanıyorsa, o projeye yatırım yapılabilir noktasına bir kanaat oluşmuşsa, bunun için az önce ifade etmiş olduğumuz 400, 500, 1 milyon lira gibi para ihtiyaç yok. Daha düşük bütçelerle buraya girebiliyor. Avantajı ne? Herhangi bir kredi çekmediği için risk altına girmiyor. Önünü görmeyle ilgili bir endişesi yok. Yani çünkü
bu sertifikalar ikinci elde işlemleri Borsa İstanbul'da yapılacak. Dolayısıyla çok likitte bir yatırım aracı haline geliyor bu anlamda. Bu baktığımız zaman ihtiyacı olması durumunda, işlerine iyi gitmiyor, sıkıştı, o para ihtiyacı var. Hemen yapmış olduğu yatırımın bir kısmını veya tamamını nasıl diliyorsa anında nakitte çevirme özelliğine sahip bu. Bu alana bakarsak hem gelir grupları açısından hem de önünü göremeyen, endişe eden, daha üst gelir grubundaki, daha büyük yatırım yapmak isteyenlerin, sakınanlar, çekilenlerin de hepsinin buluşacak olduğu hakikaten çok iyi çözümlenmiş bir yatırım aracı olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız çalışmış oldukları hangi bankayla, finansman kuruluşuyla, katılım bankasıyla nereye çalışıyorlarsa buraya giderek veya gitmeden mobille, internet üzerinden yatırım hesaplarından bir talimat verecekler sadece. Ben orada sana isimimiz proje kodu var. Ben şu projeden şu kadar sertifika almak istiyorum falan diye. Satarken aynı şekilde borsa işlemlerinden sonra İstediği yine, zaman satabilecek. Tabii istediği zaman nakde çevirebiliyor. Bu proje tabii en başta olduğu için daha yeni temeller başladı. 3 yıl kadar maksimum bir süre belirlendi. Bu daha da erkene çekilebilir. Bu süre içerisindeki ikinci elde işlem görecek. Alıcı ve satıcılar şeffaf bir ortamda buluşacak. Projeye ilgili bütün gelişmeler kamu aydınlatma platformuna anında ve doğru bir şekilde aktarılacak. Topraktan girme şansı var. Dolayısıyla proje yükseldikçe oradaki kazançtan pay sahibi olacak. Lansman öncesi satışla alakalı reklamları takip ederler, projeleri takip ederler. Buradan daha ilk önce en baştan yatırım yapmak için. O daha karlı hale gelir ileriki dönemlere ilişkin. Evet. Burada hem o avantaj var, hem de biz iskonto yapıyoruz Ebru Hanım. Nedir iskonto? Hı. Yani normal aynı projeyi biz eski yöntem satsaydık, şimdi gayrimenkul sertifikası yöntemiyle bir kısmını arz ediyoruz, halka sunuyoruz. Burada şöyle bir avantajımız oluyor bizim geliştirici olaraktan. Parayı bir defa peşin olaraktan TOKİ hesaplarına, yani projenin finansman maliyetini ortadan kaldırmış oluyoruz. Bizim satış fiyatlarına verirlerken maliyet kalemlerimiz var. Dolayısıyla bu giderlerimiz olmadığı için biz bunları fiyatlara iskonto yaptık. Hem baştan olma avantajı. Yani şu an bizim bölgemize bakarsak yaklaşık %15 ile %20 gibi bir iskonto var. Çünkü bu bizim maliyet kalemlerimizde yer alan kalemde. %15 finansman, komisyon giderleri, satış ofisi giderleri, reklam pazarlama giderleri. Baştan bunların hepsini yatırdığımız için ekstra bir maliyet çıkmıyor. Onu demek istiyorsunuz. Evet. Yani bunların hepsi biz halka arz edince bu paralar tamamı TOKİ'ye gelecek. TOKİ'ye gelen hazır bir para var. Ben inşaat yaptıkça TOKİ bana verecek. Hı. Bir defa o paralar bana gelmiyor. TOKİ'ye gidiyor. TOKİ de inşaat... Önce projeyi de aslında sizden sonra da eğer yayılırsa projeyi de garantilemiş oluyor. Projeyi garantilemiş oluyor. Finansman noktasında bir ihtiyacım kalmıyor. Param hazır. Bir daha satış pazarlama ilgili sürekli para harcamama gerek kalmıyor. Dolayısıyla bütün bunlarla alakalı benim aynı arsa, inşaat maliyeti gibi finansman maliyetim, pazarlama maliyetlerim aşağı çektiği için de buradan da bir yatırımcı başka projede olmayan diğer projede bu işler var. Yani finansman maliyeti, satış pazarlama. Burada da bir avantaj sağlamış oluyor. Yani çok ciddi bir avantaj. Dolayısıyla her halükarda gayrimenkul sertifikası baktı bu dakika gayrimenkul yatırımcısı için birçok avantajlar barındıran yeni bir yatırım aracı olduğunu görüyoruz. Güvenilir mi sorusuna böyle cevap veriyorsunuz. Bu durum, bu sistem projenin bitimini de garanti ediyor aslında diyorsunuz. Anladım. Tabii ki. Güvenilirlik açısından baktığımız zaman aslında SPK yatırımcı haklarını koruyor. Yani her proje açılamayacak. Tabii her proje açılamayacak. Bu ihracı yapmak isteyen şirketin mali yeterliklerinin ciddi anlamda sağlanması gerekiyor. Hı. Projenin teminat altına alınması nasıl gerekiyor. Çünkü ihracı İhracı yapınca bir para geliyor. O para ne olacak? Bununla ilgili ciddi düzenlemeler yapıldı. Bir defa her şirket değil, bu yetenekleri sağlayan, bu teminatları verilen şirketler girebilecek. Bu SPK'nın bir de süreç boyuncaki ilahnamedeki şartları kontrol etme noktasında. TOKİ bizim bu projemizde TOKİ ile beraber Park Mavra 3 birlikte yapıyoruz. Garantör neyi garantör? Projenin hem tamamlanma garantörü, yani %100 hem de doğru bir şekilde, kaliteli bir şekilde, zamanında taahhüt edilen şekliyle beraber yapılma garantörü. Son olarak da vatandaşın bu projeyle ilgili herhangi bir resmi sorunu olmaması adına ruhsatı, yapı kullanma belgesi, kat mülkiyet tapusu gibi bunların hepsini yine aynı şekilde toplum ödersi yatırımcıya garanti ediyor. Evet. 29-30-31 Mart'ta talep toplayacaksınız ve borsada işlem görecek. Evet. Nasıl bir talep bekliyorsunuz? Burada yabancı ilgisini nasıl görüyorsunuz? Küçük yatırımcı onu bastırır mı?
Şimdi burada beklentiniz ne? Ne zaman işlem görmeye başlayacak ve ne zaman bu sertifikalar alınır hale gelmiş olacak? Evet, ben sondan başlayayım müsaade ederseniz. İşlem görmesi 29-30-31 Mart'ta talep toplantıdan sonra onun birkaç gün dağıtımı olacak. Daha yani bizim de beklentimiz o yönde. Talepten fazla, arzdan fazla talep gelmesi yönünde. Dolayısıyla her başvurana pay vermek için talep sayısıyla arz sayısı orantılı yapılıp, örneğin fazla gelirse 100 pay isteyene belki 80 pay, belki 70 pay verilecek. Herkes, ama herkesin burada pay alması sağlanmaya çalışılacak. Buradaki kurumsal ve nitelikli yatırımcı dediğimiz yatırımcıdan da ben ciddi manada ilgisi olduğunu görüyorum. Birçok toplantı yapıyoruz peşi sıra. Yatırımcı kuruluştan da, aracı kuruluştan da, vakıf yatırımdan da çok olumlu bilgiler geliyor. Nedenini söylemek gerekirse, gayrimenkul sektörünün belki bir açığı da nitelikli ve kurumsal yatırımcılar için likitte problemiydi. Yani güvenilir liman ve likitte problemiydi. Özellikle yabancı yatırımcılar gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak istedikleri vakit muhatap bulmakta, yani nitelikli kurumsal bir muhatap bulmakta zorlanıyorlardı. Gidip herhangi bir ilçede bir projeye de orada yatırım yapmakta biraz çekinceleri vardı diyelim. Burada bir karşılarında bir ciddi kurumlar var. Gerek SPK gerek TOKİ. Bu anlamda her şeyle beraber yazılmış, detayları yazılmış bir izahname var. Her şeyi görebiliyorlar, riskleri görebiliyorlar. Dolayısıyla bir görerekten giriyorlar. Girdikleri vakit güven konusundaki sıkıntını aşmış oluyorlar. Bir de bu kurumsal nitelikli yatırımcılar da özellikle aradıkları likitte olayı vardır yatırımlarında. Yani yatırımlar istedikleri vakit bir kısmını veya tamamını satma noktasında. Gayrimenkul sektöründe aslında düne kadar böyle bir imkan da yoktu. Evet, satılıyor mu? Satılıyor. İkinci elde işlem görüyorum ama çok sıkıntılı, zor, işte emlak ilanları vereceksiniz, aracılar, komisyoncular falan derken süreç kolay ve kısa bir süreç değildi. Bu kurumsal nitelikli yatırımcılar bu süreci de likitte olayında aşmış oluyorlar ve burayla ilgili özellikle emeklilik fonları, ne bileyim hedge fonlar, yatırım fonları, gayrimenkul portföy fonları, bunlar ciddi anlamda bu projeyle ilgileniyorlar. Ayrıca bir şey daha ben ifade etmek istiyorum. Özellikle yurt dışında yabancı ile alakalı Orta Doğu pazarında belli hassasiyetler olan Arap sermayesinde yine kurumsal nitelikli yatırımcılar vardı. Bunların bazı işte malum hassasiyetleri helal yatırım noktasında, faizsiz yatırım noktasındaki hassasiyetlere vardı. Gayrimenkul sertifikasının temelinde de kar ve zarar ortaklı olduğu için herhangi bir getiri ve para garanti edilmediği için bu anlamda da baktığımız vakit bu fonların da ciddi manada buraya ilgisi olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da baktığımız zaman o yabancı ilgisi de alacaksınız. İlgisini sağlamış görüyoruz. 3 milyon 300 bin pay. Toplam karşılar mı? İlgiye emin değilim ben şimdi sizin anlattıklarınızla. Evet, yani tabii bu beklentinin çok üzerinde bir talep karşılaşabilir gibi. Onu yani istiyoruz biz. Neden böyle anlatıyoruz sürekli? Çünkü biz sadece hani bu hisse senedini, pay senedini sattıktan sonra biz bu işin başarılı olmasını istiyoruz. Eğer bu işin bir kısmı, taleplerin bir kısmı dışarıda kalırsa ikinci eldeki işlemi bu destekler. Yani bizden kağıt alan yatırımcı da bu anlamda ikinci elde oluşan talep noktasında o arz talep dengesini, fiyatları yukarı taşır. Yani biz tabii onun için örneğin biz dediler, bazı arkadaşlar soruyorlar niye %28'ini, niye %70'ini veya da %100'ünü. Biz hakikaten birinci etapta şunu düşündük. Yani biz de biliyoruz bu %28.6 yani tamamı işte 218 daire tekabül ediyor. 218 tane daireyi bugün tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya, tüm kurumsal nitelikli yatırımcı açıyorsunuz. Buradaki dairelerin satılma ihtimali yok. Ama buradaki payların ikinci elde borsada da aynı talebin devam etmesi, sürekli taleplerin olması, sürekli satılma taleplerin olması, buradan kağıt alan, pay alan yatırımcıyı da kazanç olaraktan geri dönecektir. Biraz da orayı korumak gerekiyor. Sadece kendi tarafını düşünmemiz lazım. Aslında bu teki başka hani biraz hızlanarak sorayım. Başka projelerle sizce devam eder ve Türkiye'de hızla önemli bir büyük bir yatırım aracı olarak görülebilir mi? Yani devam edecek mi başka projeler? Ebru Hanım, ben açık ve net bir şekilde söylüyorum. Tabii bu gelecekle alakalı olduğu için biraz iddia gibi görünse de
sağlam altyapısı var bende. Nasıl 10-15 yıl önce yani siz başlattınız ve hızla yayılabilir 10-15 yıl önce sektöre gelir paylaşım modeli diye bir model getirildi ki bu hem yatırımcı hem arsa sahibini koruyan modeldi ve bugün hemen hemen bütün idareler hatta özel projeler dahi bunu uyguluyorlar. Ben bugün gayrimenkul sertifikasını da gayrimenkul sektörü için yeni bir tarih olarak görüyorum. Bunun çok kısa süre içerisinde belki 2-3 yıl içerisinde birçok projede uygulandığını göreceğiz. Bu tabii yeni uygulama, ilk uygulama. Biz bunu yapmaktan dolayı biraz yoruluyoruz ama böyle bir ürüne ilk yapan olmaktan dolayı ciddi bir haklı bir onur yaşıyoruz, gurur yaşıyoruz. Ama bu yapıldığını gördükten sonra sektörde süratle yeni gayrimenkul sertifika ihraçları olacaktır. Ben bunu bekliyorum. Ve sektörün aslında birçok, az önce konuştuk, birçok sorunu da aslında çözmüş oluyor. Ve garantileyecek birçok projeyi. Evet. Süre bitti ama ben şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin talep toplayacağınız ve borsada ihraç edeceğiniz sertifika projenin yarısı. Yani bir insan bütün payları alsa da evin yarısını kadar, yarısını alacak ve yarısını da sonra alacak. Öyle anladım ben. Ya bir ev almak için kaç pay almak gerekiyor? Ev almayı isterseniz konuşalım. Yani orada herhalde tam şey yaparız. Burada bizim gayrimenkul sertifikası payı daire adresi değil Ebru'nun. Yani şöyle düşünün. Sertifikada böyle bir sertifika yok ama kağıtta basılı sertifika. Sertifikada falanca dairenin sertifikası değil bu. Biliyorum, bu projenin ama hani payları birleştirip ev sahibi de olabilir. Onu anlatalım o zaman. O zaman onu anlatırsak onunla bitirelim. Peki, daha peki. Anlaşılır olur. Gayrimenkul sertifikasının başka bir avantajı da bu bölgede oturmak isteyen, projeyi tanıyan veyahut da bu ilçede kenar ilçelerde ulatmaya gerek yok. Buradan daire de alabilirim diyen bir yatırımcı içinde gayrimenkul sertifikası ciddi manada avantajlar sağlıyor. Nedir bu? Bizim zaman zaman arkadaşlarla beraber anlattığımız bir model var aslında. Bir örnek var. O örnekle beraber rakamlarla çok daha net anlaşılıyor buradaki avantajlar. Genç bir mimar modelimiz var. Bu mimar yeni evlenmiş. Yeni bir ofis açmış, proje ofisi. Yerinde bir daire almak istiyor. Tamam. Fakat elinde çok kısıtlı imkanı var. 50 bin lirası var, 100 bin lirası var. Bununla beraber mevcut, yani bu gayrimenkul sertifikasının önceki dönemde almak istese bu peşinat olaraktan verecek elindeki parayı, geri kalan 400 bin lirayı kredi kullanacak. Doğru. Fakat kredi kullanmak istemiyor. Çünkü ofisi yeni açmış. İş alır mıyım, alamaz mıyım, ödeyebilir miyim, ödeyemez miyim? Kredinin ciddi manada bir maliyeti var falan derken alamıyordu. Şimdi alabiliyor. Nedir farkı? 100 bin lirayla beraber gidip bir gayrimenkul sertifikası alıyor. Belli bir pay alıyor. Bu arada projemizde bütün dairelerde şerefesine göre her dairenin pay tutarları farklılık gösteriyor. Artıyor, eksiliyor. Örnek veriyorum, bu mimarımız da 11 bin paylı bir daire alacak. 100 bin liraysa gidip bu dairenin işte yaklaşık 2000-2500 payını alıyor. Bir daire demek ki 11.058 adet paya tekabül ediyor. Bu bizim projemizdeki en düşük 2+1 125 metrekare 11.058, ondan sonra 11.060 falan diye de devam ediyor. Bu buradaki baktığımızdaki bu alınan payı bir kenara koyuyor ve devam ediyor işlerine. İş alıyor bu arada, para kazanmaya devam ediyor. 6 ay sonra 8 ay sonra bir miktar daha para alıyor. Bu 11.000'i tamamlamak için. Devam ediyor, devam ederken günün sonunda 3 yıl gibi süresi var. Artı bu arada işleri böyle bir ara sıkıntı oldu. İş almakta zorlanıyor. Oradaki biriktirmiş olduğu sertifikadan, borsadaki güncel değerlerinden bir miktarını satıp nakde dönebiliyor. Yani bunun daha önce gayrimenkul sertifikasından öyle bir şey müteahhide para verip de ya ben biraz sıkıştım, o verdiğim paradan bir kısmını bana geri verir misin deme şansın tabii yok. Yok. Dolayısıyla burada 3 yıl gibi süre var. 3 yıl gibi süre içerisinde dilediği zamanlarda gidip sertifika toplayaraktan hedeflediği, beğendiği daireyi pay tutarını toplarsa, herhangi bir krediye girmeden, riske girmeden, herhangi bir zaman baskısı olmadan buradaki daireye gidip borsadan bize gelip ben bu daireyi satın almak istiyorum dediği vakit biz onu satış bazlı sözleşmesiyle kendisine satıyoruz TOKİ ile beraber ve o payları gidip borsadaki toplam pay adedinden çıkartıyoruz o dairenin payını. Anlattım. Yani 3 milyon 300 düşüyor, 3 milyon 290 bine.
gayet net anlattınız. 11 binin aşkın bir payla, 2+1 bir daireye sahip olabilirsin. 3 yıl içinde bu sertifikayı alırsın, satarsın, oradan kazanç sağlarsın. Evet. Dolayısıyla daire evet. almak istiyorsan evet. alabilirsin. 3 yıl içinde istediğin zaman satıp kazanç sağlayabilirsin. Aynen. Ya da beklersin, proje bittikten sonra kazanç sağlarsın. Ya da toplayamadın. İşler tam hesap ettiğin gitmedi. Artık proje teslimi geldi. Elinde 11 bin pay toplayacaktın ama 9 bin pay topladın. Yine zararı değilsin. Evet. Borsadaki güncel değerinden evet. mesela yatırımcıya dönüşüyorsun. Ev alamadın ama yatırımcı oldun. Aynen öyle. Eklemek istediğiniz başka çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Gayet net anlattınız. Kafalardaki soru işaretleri de çözülmüş oldu. 42,5 liraya da pay sahibi olabilirsiniz. 5 bin liraya da 10 bin liraya da o gayrimenkul sektöründeki kazançtan kazanç elde edebilirsiniz. Yatırımı kadar İsterseniz oranda. İsterseniz payları biriktirip evde evet. alabilirsiniz. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gelir, çok devamı sağ gelir. Sağ olun. Öncelik ettiğiniz için. Teşekkürler. Bir teşekkür ederim.